Şehri Gündem programı olarak Anıl Otomotiv'e konuk oluyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Abacı Beyefendi ile birlikteyiz. Sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz? Ben Anıl Otomotiv ve Ticaret ve Pazarlama Limited şirketinin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şekip Abacı söylediğiniz ismimi. 1953 doğumluyum. 1975'te otomotiv sektörüne başladık. Oto alım satım olarak başladık. O dönemlerde de 83'ten itibaren işte Türkiye'nin dışa açılımı başladığı dönemde, rahmetlik Özal'ın döneminde Avrupa'ya gider gelir olduk. Oradan permiyle araçlar getirmeye başladık. Bu serüvenimiz 89'a kadar devam etti. Ondan sonra da bayilik sistemine başladık. İşte sırasıyla Audi, Volkswagen, Peugeot, Daihatsu, Dacia gibi markaların bayiliğini yaptık 92 yılına kadar. Ondan sonra 92 yılında Opel'le tanıştık. Opel tabii diğer markalardan vazgeçmemizi istedi. O zaman öyle bir çoklu marka satıcılığı, bayiliği falan yoktu. Dolayısıyla o markaları Opel'in hatırı için, çünkü Türkiye'de yatırım yapan bir markaydı. Dolayısıyla Opel'i aldık 92 yılında. 92 yılından 2007'ye kadar hala devam ediyoruz ama 2007'de de Chevrolet'i getirdi biliyorsunuz. General Motors bünyesi altındaki marka. Onu da yapmaya başladık. O belli bir zaman sonra çekildi biliyorsunuz. Hem Avrupa'dan hem Türkiye'den çekilince bir süre böyle kaldık. Ondan sonra Honda'yı kattık markaların içerisine. Ve son olarak da Ssangyong'u aldık. Ssangyong da Güney Kore markası. SUV segmentinde çok iyi bir marka. Ve şu anda böyle gidiyoruz. Tabii bu otomotiv sektöründeki durumumuz. Ayrıca şirketimizin bünyesinde olan bir de otelimiz var. Butik otelimiz var. The Anıl Life Hotels adı altında İskenderun'da. Artı Arsuz'da restoranlarımız, kafelerimiz var. Onları da mevsimlik olarak çalıştırıyoruz. Bir süre de dağıtım şirketimiz oldu. Gıda dağıtımı üzerinden de distribütörlüğümüz vardı. Bu şekilde ticari profilimiz bu, ticari hayatımız bu şekilde. Çalışma ekibinizden bahsedebilir misiniz? Benim oğlum ekonomi mezunu, ben de işletme mezunuyum. Amerika'da da master yaptı, finans ve pazarlama master yaptı. Onun tabii ki bize çok çok katkısı oldu. Kızım da filoloji mezunu, onun da bana katkısı var. Onun manevi katkısı çok daha fazla oldu. Eşim çok inanılmaz bir desteği var bana. Bunu hiç inkar edemem. Onun için önce ailenin desteği var. Ondan sonra da tabii büyüdükçe çalışanlarınızla büyüyorsunuz, ekibinizle büyüyorsunuz. Çok deneyimli ve profesyonel bir kadroyla çalışıyorum. Özellikle yönetim kadrosu. Alt kadroda da eğitimler veriyoruz, bizler de veriyoruz. Çalıştığımız markaların eğitim merkezleri var, akademileri var. Oraya da devamlı personelimizi gönderiyoruz, yetiştiriyoruz. Dolayısıyla hem hizmet sektörü hem ticari bir sektörde olduğumuz için hizmet sektöründe yetişmiş elemanlarla çalışmak mutlaka gerekiyor. Bunu da altında eğitimi olması lazım. Müşteri memnuniyeti açısından müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti açısından deneyimli personelin çok çok büyük bir önemi var.